Uçsuz bucaksız, alabildiğine beyazların örttüğü dağlık bir alandayız. Bu görüntü kartpostal güzelliğinde bir resim değil. Bizde de bir güzellik hissi uyandırmıyor. Daha çok zorlu bir coğrafyanın resmiyle baş başa kaldığımızı önceliyor. Çünkü bu zorlu resmi tamamlayan rüzgarın acımasız uğultusunu duyuyoruz. Ve bu resim içerisinde beyazlara bata çıka ilerleyen elinde valiziyle bir adam. Adam varacağı köye, daha sonrasında meraklı bakışlar altında girdiğinde onu köyün köpekleri karşılar ve sonrasında bir adam çıkar karşısına. Elindeki bavulu alır, bir eve yerleştirir. Ferit Edgün'ün o aldı romanından beyaz perdeye aktarılan Hakkarda bir mevsim, Hakkarda bir dağ köyünde sürgüne gönderilen öğretmenin hikayesi. Sadece öğretmenin değil, öğretmenin gördüğü gerçeklerin de. Bu gerçeklerden bahsetmeden önce lütfen Yeni Sinema kanalına abone olmayı, çanı açmayı, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yeni Sinema Hakkarda bir mevsim filmi incelemesiyle başlıyor. İyi seyirler. Güneşli bir gündür. Sen içeridesin. Onlar dışarıda. Çoluk çocuk dışarıda. Hayat. Durgun, sessiz, suskun hayat dışarıdadır. Bekler. Neyi beklediğini bilmeden. Bir köpek havlar su akar. Çocuklar oynar. Erkekler sanki dünyayı seyreder. Dışarı çıkarsın. Bir kadın seni görüp kaçar. Bir başkası suya iner. 1983 yılında gösterime girdiği ilk gün yasaklanan film, temelinde sağlam bir edebi metinle bir dönem Türkiye'sinin gerçekliğini sinemada toplumcu gerçekçi bakış açısıyla buluşturuyor. Başlangıcında Yakup Kadri'nin yaban romanı gibi ilerlese de filmin ikinci yarısıyla birlikte Orota'dan çıkıyor. Erden Kral'ın bu başyapıtı yoksulluğun, çaresizliğin, hastalığın, cahilliğin, ölümün kol gezdiği bir dağ köyünü merkeze alırken kaderinin yalnızlık olmasına bir ağıttır. Kürt halkının yok sayıldığı zorlu coğrafyada törede cinayette yazılmamış kanunların gereğidir. Kürtçenin fısıltılarla konuşulduğu bir dönemde muhtarın kuma getirmesine ilişkin kadının fısıltıyla çocuğuna Kürtçe konuşup çocuğun tercüme ettiği sahne ya da muhtarının yeni karısına karısıyla birlikte elbise almaya gidip yeni avradıma bu elbise yakışır deyip karısının eline elbiseyi tutuşturduktan sonra önden kendisi arkasından karısının yürüdüğü sahneler Oldukça etkileyici ve aklımızdan çıkmayacak derecede mükemmel. Karların yolları kapadığı, elektriğin suyunu olmadığı bu mahremiyet bölgesinde yaşanılan şeyler hep aynı tek düzedir. Dağların eteklerine kurulmuş eğri bürü evlerinde yaşayan insanların çocukları bu kaderin acımasızlığından payını fazlasıyla almaktadır. Sağlıksız koşullarda bildikleri şeyler görebildiği kadar dünya hep aynıdır. Öğretmen bildiğiniz kelimeleri yazın dedikten sonra yazılan kelimeler birbirine benzemektedir. Gördüklerinden başka bir şey bilmezler. Film bireysel ve toplumsal olarak yalnızlığa ve çaresizliğe mahkum edilmenin bir belgesidir de. Öğretmen toplum içerisinde ötekileştirilmiş ve yalnızlaşmış ve elinden hiçbir şey gelmez haldedir. Bunu mektuplarında dile getirir. Filmdeki her mektup okumaları şiirsel bir tat bırakır. Toplumsal olarak yalnızlık devletin bu coğrafyaya nüfus etmek istemeyişindendir. Ne bir doktoru, ne doğru düzgün bir okulu, ne yolu, ne suyu vardır. Adeta buralar boşalsın diye cezalandırılmış yalnızlığa, ve ölümün kollarına itilmiş bir halkı eteklerinde barındırır bu dağlar. Film başlarken özellikle bir tarih vurgusu yoktur hikaye akışında. Burası zaten zamanda dondurulmuş, bir yabancının zaman kavramını yitirdiği ve zamanın başkalaştığı bir yerdir. Öğretmen bir gece dışarı çıktığını söylerken güneş vardı der gökyüzünde. Köylü gökyüzünde dolunay olduğunu söyler. Gerçekle düşler iç içe girer. Düş bir gerçek olmaz ama gerçeğin içinde her zaman düşler vardır. Geçtiği dönemin tarihini tebeşirle kara tahtaya 1965 olarak atıldığını gördüğümüzde biliyoruz. 1965 ama 1765'ten bu yana bu yerleşimde ne değişmiştir diye düşünüldüğü zaman pek bir şey değişmediğini tahmin etmek güç olmaz. Öğretmen bir idealist öğretmen olarak seyirciye sunulmaz. Öğretmen idealizmin ışığında bir şeyleri değişeceğini bu coğrafyada düşlemesi imkansızdır. Yokluklar içinde tek başına bir şeylerin var edeceğini sanmak hayalperestliktir. O devletten bir doktor istediğinde gelmez. Hatta devlet ondan bir şey istememesi gerektiğini ve isteğinin boşuna olduğunu iletir bir köylüyle. Karlar erimekte, bahar gelmektedir. Öğretmenin öğrencilere son tiradı ile bu coğrafyanın dünyaya ait olmadığı bir yer ve çaresizliği betimler. Size öğrettiklerimi unutun. Dünyanın döndüğünü de unutun. Dünya dönüyor evet ama bu dağ başında dönmemesini bilmek daha doğrudur. Dünyanın döndüğünü bilmek acı vericidir burada yaşamaya çalışırken. O halde doğru olan da dünyanın dönmediğidir. Hakkari'de bir mevsimin jenerinde üç isim göze çarpar. Sinematek ve Yeni Sinema Dergisi'nin kurucusu, olağanüstü yazar Onat Kutlar, Türk edebiyatının azamı öz eserlerini vermiş, bir dönem Erden Kral ile evli kalmış Tezer Özlü ve Yılmaz Güney Okulu'ndan çıkan Erden Kral. Erden Kral, zorlu coğrafyanın eteklerine kurulmuş bu dağ köyünün çatılarına, ahırlarına, gaz lambalarıyla aydınlatılmış, 8-10 kişinin bir arada uyuduğu odalara, okuluna, köyün her yerine girip çıkar kamerasıyla, Köyün herhangi bir yerinin herhangi bir yerinden farkı yoktur. Her şey aynıdır. Yoksulluk, standart ve tek düzedir. Timur Selçuk'un müzikleri bir ağıt gibi akar Hakkari'nin dağlarında. Hakkari'de bir mevsim özel bir film olmakla birlikte birkaç ufak sorun görünmekte. Öncelikle çocukların okul sıralarında ilk defa toplandıkları sahnede Genco Erkal'ın çıkarın defter kitaplarınızı dediğinde çocukların bir şey yapmadan bekledikleri o sahne. Çünkü çocukların defter kalemi yoktur. Öğretmen de o an öğrenir bunu. Halbuki doğru bir gerçekçi bakış açısıyla öğretmenin bunu önceden bilmesi gerekirdi. Bununla birlikte öğretmenin evine her giren kapıyı çalmadan kapıyı direkt açıp girer. Ve buna ilişkin de filmde bir açıklaması yoktur. Ve son olarak da Genco Erkal. Genel olarak içe dönük öğretmen rolündeki performansı göz alıcı olmasa da tatminkar. Fakat oyunculuğunda teatral yönelimleri filmin gerçekçi zemini üzerinde zaman zaman göze batıyor. Sonuç olarak Onat Kutlar'ın ne gerçekçiliği ne de edebi metni göz ardı etmeden dengeli senaryosu, ele aldığı dönemin yalın gerçeklerini gizlemeden aktaran cesur bir başyapıt Hakkari'de bir mevsim. Türk sinemasının ölümsüz yüzaklarından bir tanesi. Burada yaşayacak olan sizlersiniz. Sizler karın üstünde yalın ayak yürüyüp ölmeyenlerden İnsanlar yavrularım Üç aylık bebeyken, bilinmeyen hastalıklardan ölmeden de yaşayabilirler. Cüzzam, çahom alın yazısı değildir. Hiçbir şey alın yazısı değildir. Bu kadar. Benim söyleyeceğim, o kadar işte. Hadi bakalım şimdi dağılı. Dersimiz bitti.